Arkadaşlar merhabalar, Serkan ile ben. VHDL ile FPGA programlama dersimizde bugünkü konumuz sonlu durum makineler arkadaşlar. Bir önceki dersimizde yapısal devre tasarımına başlamıştık. Gerçekleştirdiğimiz bir iki uygulama vardı biliyorsunuz. Özellikle aradaki farkı yapısal devre tasarımıyla biz neyi amaçladığımızı ortaya koymak adına işte derslerde ilk derslerimizde gerçekleştirdiğimiz toplama işlemi, çarpma işlemi, bölme işlemi ile alakalı yaptığımız ayrı ayrı bağımsız devrelerimizi biz yapısal devre ile ne yapmıştık arkadaşlar? Bir araya getirmiştik. Tabii en son çarpma işlemini yapmıştık, bölme işlemini ekleyememiştik. Onu orada bırakıyorum çünkü çarpma işlemini zaten ilave ettiğimizde yeni bir devre ilave etmek istediğimizde nasıl gerçekleştirdiğimizi orada gösterdik aslında. Burada ise sonlu durum makinelerine başlayacağız. Sonlu durum makineleri sayısal tasarımda son derece önemli. Özellikle eş zamanlı bir devre tasarımı gerçekleştiriyorsanız, bakın altını tekrar çiziyorum. Eş zamanlı bir devre tasarımı gerçekleştiriyorsanız ve ardışıl bir devre yapmak zorunda iseniz, bakın eş zamanlı ve ardışıl bir devre yapmak zorunda iseniz vazgeçemeyeceğiniz ve kullanmak zorunda olduğunuz aslında modeller. Yani biz şöyle düşündüğümüzde ardışıl ve eş zamanlı bir sayısal devre tasarımını yapmak istersem kullanabileceğim tek yol sonlu durum makinalarıdır. Biz aslında çarpma ve bölme işleminde durumları kullandık. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, yani orada dörder tane durum vardı. İşte sayıları aldık, sayıları kaydırma işlemi yaptık, daha sonra toplama işlemi yaptık ve çıkışı aktardık. Bu şekilde dört farklı durum vardı. Biz o dört farklı durumu farklı bir yöntemle, bir programlama tekniği yöntemiyle, yani programlama dilinde kullanılan bir yöntemle gerçekleştirmiştik. Ama burada tamamıyla biz sonlu durum makinelerini kullanacağız. Tabii sonlu durum makinelerindeki fark bizim programlama dili tekniğiyle kullandığımız farktan çok daha farklı bir yapıya sahip arkadaşlar. Sonlu durum makinelerinde makinenin o anki durumu bellekte saklanır ve bir sonraki duruma geçerken o anki durumdan veyahut da girişlerden bilgi alınır. Şimdi bir giriş yapalım. İşte gündelik hayatımızda olsun. Şöyle yapalım. Evet. Gündelik hayatımızda olsun, gerçekleştirilen herhangi bir projede olsun, bazı işlemlerin sırayla gerçekleştirilmesi, bir işlem tamamlanmadan sonraki işlemi geçirmemesi gereken durumlar her zaman olmuştur. İşte bizim çarpma ve bölmede yaptığımız şey tamamen bu arkadaşlar. Çünkü biz orada 4 tane durum ortaya koyduk. Sayıları aldık, sayıları kaydırma işlemi yaptık, toplama işlemi yaptık, sonucu aktardık. Şimdi sayıları almadan sayıları kaydırma işlemi yapabilir miyim? Elbette ki hayır. O nedenle de burada ne yapmam lazım? Bir ardışıl durum ortaya koymam lazım. Ardışıl durumda da A sayısını önce B sayısını önce kaydırma işleminde yok. Onu önce öbürünü sonra böyle bir şey yok arkadaşlar. Senkron bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir bu işlemler. Dolayısıyla da bu projelerimizde ve gündelik hayatımızda en çok kullandığımız yapılardır. Elbette bu durum sayısal devreler için de geçerlidir. Örneklerimizde zaten bunu defalarca gerçekleştirdik. Örneğin bir çamaşır makinesini düşünelim arkadaşlar. Yeterli seviyesi olmadan makina yeterli seviye su almadan kazan dönmeyecektir. Yani yıkama işlemi başlamayacaktır. O nedenle mesela burada yine bir ardışıl durum söz konusudur. Benzer şekilde yine çamaşır makinesi örneğinde sıkma işleminde ise bu işlem bitmeden makinenin kapağı açılmamaktadır. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz işte 600 devirle dönen bir kazanı aynı zamanda makinenin kapağını açabilmeyi düşünebiliyor musunuz? Veya açıldığını düşünebiliyor musunuz? Elbette ki böyle bir şey olmaması gerekir. Çok riskli. Zaten çalışmasına da etki eder sistemin. O nedenle de arkadaşlar sıkma işlemi bitecek. Daha sonraki durum olan makinenin kapağının açılması durumu devreye girmiş olacak. İşte bu gibi durumlar için sayısal devrelerin vazgeçilmezi sonlu
durum makineleri kullanılır arkadaşlar. Sonu durum makineleri eş zamanlı ardışıl değeri oluşturmak için kullanılan en ideal modellerdir. Evet, biz bunlara aynı zamanda model diyoruz arkadaşlar. Sonu durum makineleri modeli diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ardışıl ve eş zamanlı bir devre oluşturuyorsak kesinlikle bu modelleri tercih edeceğiz. Ardışıl devrelerde çıkış değeri hem girişlerden hem de hem girişlerden gelen değerlere hem de o anki yani o anki duruma bağlı olacak. İşte biz çamaşır makinesini yine örnek verecek olursak bir sonraki duruma geçerken arkadaşlar neyi kullanacağız? Bir önceki durumun değerini kullanacağız. Son durum makine modeline göre oluşturulan ardışıl devrelerde durum makineleri belleklerde tutulmaktadır. Durum bilgileri belleklerde tutulmaktadır. Zaten bu son durum makinelerinin bizim kullandığımız manuel durum değiştirici yöntemine göre farkı bu arkadaşlar. Durum, o anki durum bellekte saklanıyor ve biz bir sonraki duruma geçerken şimdiki durumu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Tüm flip-floplar aynı anda aynı saat işaretiyle eş zamanlı tetiklenirler ve makinenin durumu da sadece bu tetikleme anında değişmektedir. Evet, zaten eş zamanlı dediğimiz şey bir saat darbesiyle işlemin gerçekleşiyor. Burada gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız iki tane son durum makinesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi mor ve bir tanesi meyli durum makinesi. Biz şu yapıya durum diyagramları diyoruz arkadaşlar. İşte 0. durum, işte 1. durum, 2. durum ve 3. durum. Aynı şekilde burada var bakın. 0. durum, 1. durum ve 2. durum. Şimdi şunu belirtelim. Eş zamanlı ardışıl devreler iki farklı modele göre tasarlanabilir. Bu modellerin ortak özelliği giriş değerlerini sonraki durumları belirlemesidir. Evet, giriş değerleri her zaman sonraki durumu ne yapar arkadaşlar? Belirler. Yani buradayız. Biz bir giriş değeri aldık. Şuraya geçebilmek için şu değeri biz ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Dikkate almamız gerekiyor. Aynı şekilde şu değeri dikkate almamız gerekiyor. Meli'de ise iki tane değer var. Bakın iki tane değer var. Burada bir tane morda. Meli'de iki tane değer var. Bir tanesi hem giriş değerimiz, bir tanesi de o anki değer arkadaşlar. Burada ise sadece o anki değerimiz var bakın. O anki değerimiz var. Meli modeli bu modelde çıkışlar hem o anki girişin bakın hem girişin hem de durumun fonksiyonudur. İşte iki tane değerimiz var. Bu değerin fonksiyonuyla biz bir sonraki duruma geçiyoruz arkadaşlar. Morda ise tamamıyla çıkışlar sadece o anki durumun bir fonksiyonudur. Burada gördüğünüz gibi sadece tek bir değerimiz burada mevcut arkadaşlar. Meyli ve morun blok diyagramını görüyorsunuz arkadaşlar. Blok diyagramı. Tabii giriş var her ikisinde de. Bakın durum devrelerimiz burada. Kombinasyonel devremiz var. Durum saklayıcımız var ve çıkışlarımız var. Hem meyli hem mor için birleştirilmiş bir durum blok şeması arkadaşlar bu. Şimdi giriş devremiz kombinasyonel devreye girdikten sonraki durumu oluşturuyor bakın. Giriş değerimiz sonraki durumu oluşturuyor. Sonraki durumumuz bizim. Nerede saklanıyor arkadaşlar? Durum saklayıcısında saklanıyor. Ne zaman sonraki duruma geçiyoruz arkadaşlar? Çıkışlarla sonraki duruma geçiyoruz bakın. Görüyor musunuz? Çıkışlarla sonraki duruma geçiyoruz. Peki mailinin farkı neydi? Mailide bakın iki tane giriş var. Bir halihazırdaki giriş bakın ilk giriş. Bir de durum saklayıcısındaki değerin o anki durumu. İkisiyle beraber bir çıkış oluşturabiliyoruz. Burada ikisinin fonksiyonudur diyoruz. Hem girişin hem de o anki durumun fonksiyonudur diyoruz. Mailinin çıkışı için. Morda ise sadece devrenin o anki durumunun bir fonksiyonu olarak ortaya koyuyoruz çıkış değerimizi arkadaşlar. Öyleyse geçiyorum. Tabii bu durum saklayıcısındaki değerin değişmesi clock'la gerçekleşiyor arkadaşlar. Ama unutmuyoruz. Sonraki durum oluştururken mutlaka girişteki bir kombinasyonel devrenin burada devreye girmesi gerekiyor arkadaşlar. Biz bunu
sayıcılarla gerçekleştireceğiz. Sayısal tasarımda en çok kullanılan devre yapısı arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani her bir durumda ne kadar klok durmam gerekiyorsa o kadar klok bekleyeceğim. Kloğu saydıracağım. Örneğin A durumum var, B durumum var, C durumum var. A durumundan B durumuna geçerken kaç kloğa ihtiyacım var? Örneğin 3 klok. 3 klok sayıyorum A durumu için. A durumu 1. klok, hala A durumundayım. 2. klok, hala A durumundayım. 3. klok. Bir sonraki kloğa 4 olduğunda ne yapmış oluyorum? Geçmiş oluyorum. İşte onu da şuradaki kombinasyonel devre ile gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Sonraki durumu her zaman bu kombinasyonel devre ile gerçekleştirmiş oluyorum. Elde edilen sonraki durum ise nerede saklanıyor arkadaşlar? Durum saklayıcısında saklanıyor. İşte bizim yaptığımız çarpma işlemindeki durum diyagramlarını yine bir göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane durumumuz var. 0, 0, 0, 1, 1, 0 ve 1, 1 durumları. Gördüğünüz gibi 0, 0 durumumuzda giriş değerlerini alıyoruz. Giriş değerlerini aldık. İşlemimiz bitti. Sonraki duruma geçiyoruz. Bu durum 0-1 durumu. 0-1 durumu. 0-1 durumunda sola kaydırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 1-1 sola kaydırdıktan sonra bir sonraki duruma geçiyoruz. 1-0 durumuna. Burada kaydırdığımız değere bakıyoruz. 1 ise toplama işlemini yapıyoruz. Tekrar 0-1 durumuna dönüyoruz bakın. Yani ne zaman? İ sıfırdan büyük olduğunda bakın 0-1 durumuna dönüyoruz. Bu şekilde tekrar ediyoruz. Sonra İ sıfırdan büyük değil, sıfıra eşit olduğunda durum 1-1'e geçiyoruz ve sonucu çıkışa aktarıyoruz arkadaşlar. Aynı şey burada bölme işlemi için de geçerli arkadaşlar. Bölmede de yine 4 tane durumumuz var. 0-0, 0-1, 1-0 ve 1-1. 0-0 durumunda yine değerlerimizi alıyoruz. İşte bölünen ve bölen değerlerini alıyoruz. Daha sonra burada da sola kaydırma işlemini yapıyoruz 0-1'de. Bir sonraki durum bu. Sola kaydırma işlemini yaptıktan sonra çıkarma işlemini, işte D'den büyük olup olmamasını çıkarma işlemi yapıyoruz. Ve tekrar indisle 2 çarpı n değerimizi takip ediyoruz. Bu değer indise eşit olup olmamasına göre durum 0-1'e tekrar geçiş yapıyoruz. Değilse zaten durum 1-0'dan 1-1'e geçiş yapıyoruz ve sonucu çıkışa aktarıyoruz. Peki sonlu durum makinelerinde genel itibariyle VHDL kod yapısı nasıl olacak? İşte onu da burada gösteriyoruz arkadaşlar. VHDL kod yapısı sonlu durum makinelerini oluştururken, böyle bir model oluştururken şu şekilde olacak arkadaşlar. Tabii ki durum saklayıcımız, sayıcı devremiz ve kombinasyonel devre arkadaşlar. Kombinasyonel devreden kastettiğimiz şey işlemin veya işlemlerin o anki durumda hangi işlemler gerçekleşiyorsa onların gerçekleştiği devre. Yani şurada işte giriş değerlerinin alınması bir kombinasyonel devre, işte sola kaydırma işlemi bir kombinasyonel devre, çıkarma işlemi bir kombinasyonel devre. Bu şekilde biz bunlara kombinasyonel devre ismini veriyoruz arkadaşlar. Durum saklayıcısı o anki durumu saklıyor. Sayıcı ise o durumda ne kadar cycle, kaç cycle durmam gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki her durumda kaç cycle durmam gerektiğini ben biliyorum ki ona göre sayıcıyla bir sonraki duruma geçiş işlemini tetiklemiş oluyorum. Bir örneğimiz var arkadaşlar. Çamaşır makinesi modeli. Durum diyagramı yandaki gibi olan çamaşır makinesine ait sayısal devre tasarımını gerçekleştiriniz. Durum diyagramımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durumum var arkadaşlar. İlk durumum boşta. Makine şu anda boşta. İşte makineye deterjan koydum ve başlama durumuna getirdim. Başlama durumuna getirdim. Başlama durumundan yıkama durumuna mı yoksa durula durumuna mı geçeceğimi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Bir bitle bunu belirliyorum. İşte örnek veriyorum. Bitimiz 1 ise durulaya geç, bitimiz 0 ise yıkamaya geç şeklinde devam edecek durum diyagramına göre.
Peki yıkamaya geçti. Belli bir süre bekledi, devam etti. Sonra duruluğa geçecek. Gene sayıcıyla kaç cycle burada durmamız gerektiğini ben biliyorum ve saydırıyorum. İşte o sayıcıyla benim belirlemiş olduğum sayı değerine ulaştığımda bir sonraki değere geçiyor. Tabii her bir sonraki duruma geçtiğinde ben sayıcıyı sıfırlıyorum ki tekrardan kaç cycle saymam gerektiğini orada tespit ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bitire geliyoruz ve bitirme işleminden sonra tekrar başlangıç durumumuz olan boşa getiriyoruz. Şimdi biz bunun kodlamasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. VHDL kodlamasını gerçekleştireceğiz. Evet, çamaşır makinesine başlıyoruz. Kütüphanelerimizi yazmışız, entitimizi yazmışız. İşte durula bitini burada almışız arkadaşlar. Bakın, durulaya geçip geçmeyeceğim ben ne yapıyorum? Burada bu şekilde belirlemiş oluyorum. Girişte alıyorum. Sonra gösterge diye bir 3 4 bitlik bir değer tanımlamışım. Bu da hangi aşamada olduğumu bana gösterecek. Çıkışta arkadaşlar. Boşta mıyım? Başlada mıyım? Yıkada mıyım? Durula mı? Yoksa sıkma muvaki değer? Yoksa bitir mi? Ona göre bir takip etme durumu söz konusu. Peki architecture kısmına geldiğimizde tabii ki artık ne yapacağız arkadaşlar? Tanımlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Sonlu durum makinesini tanımlıyoruz. Yani şurada diyagramda bahsetmiş olduğumuz şu durumları biz burada ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz arkadaşlar. Şimdi neydi bu durumlar? Boşta, başla, yıka, durula, sıkma ve bitir. Tabi bunu tanımlarken type FSM durumlar diye tanımlıyoruz arkadaşlar. Yeni bir tip tanımlıyoruz. Bakın yeni bir tip type'la başlıyorsa eğer burada yeni bir tip tanımlıyoruz. Biz aslında burada bir sinyal tanımlamıyoruz. Yeni bir tip. O anki sayısal tasarımda kullanacağım bir tipi tanımlıyorum. Bu tip şu ismi, tipin ismi, türün ismi işte mesela ne dedik biz? STD Logic Vector bir tip. Aynı şey burada FSM durumlar içinde geçerli. Veya signed bir tip adı değil mi arkadaşlar? Veya tür adı, veri türü adı. Burada da aynı şekilde bir veri türü belirliyorum ben. Şimdi FSM durumlar veri türü hangi değerleri alabilir? 1 boşta, 2 başla, 3 yıka, 4 durula, 5 sıkma ve bitir. Bitir. Peki. Sinyal şimdiki diye bir değer tanımlamışız. Bakın bir sinyal tanımlamışız. Şimdiki sinyal ve sonraki sinyal. Biz bu şekilde son durum makinelerinde arkadaşlar iki tane neyi belirliyoruz? Sinyal belirliyoruz. Bir tanesi şimdiki durumu tutuyor, bir tanesi de sonraki durumu tutuyor. Yani sonra ben hangisine geçeceğim onu mutlaka bilmem lazım arkadaşlar. Ve şimdiki durumu bakın tanımladığım veri türü ne? Yeni tanımlamış olduğum bu tasarım içerisinde tanımlamış olduğum FSM durumlar veri türü arkadaşlar. Bunu tanımlayacağım ki buradaki değerleri alabilecek. Buna mutlaka ilk değer atıyorum. Şimdiki duruma mutlaka ilk değer atıyorum arkadaşlar. O da boşta. Daha sonra sayıcı tanımlıyoruz. Natural ve durum biti diye bir şey tanımladım ben burada arkadaşlar. Durum biti diye bir şey tanımladım. Durum bitini bakın. Durum bitini. Şurada görüyorsunuz önemini durum bitinin. Durum biti 1 ise şimdiki eşittir sonraki. İşte bir sonraki duruma geçmek için kullanılan eşitlik bu arkadaşlar. Bu ne zaman gerçekleşiyormuş? Ben ne zaman sonraki duruma geçiyormuşum? Durum biti 1 olduğunda bakın. Durum biti 1 olduğunda. Peki durum biti ne zaman 1 oluyor? Onu da sayıcı belirliyor. İşte o anki durumda kaç cycle durmam gerekiyorsa o kadar bekliyorum. O cycle tamamlandığında bir sonraki duruma geçiyorum. Bir sonraki duruma da geçebilmem için durum bitini 1 yapmam gerekiyor. Bunu nerede yapıyorum? Bakın onu da göstereceğim. Onu da burada yapıyorum arkadaşlar. Onu da burada yapıyorum. Bakın. Durum biti 1 ise şimdiki eşittir sonraki deyip sonraki duruma geçiyoruz. Bakın. Bu durum biti ne zaman 1 oluyor? O da bakın. Şurada arkadaşlar. Bakın. O da şurada bakın. Sayıcı
Durum biti sıfırsa 1 oluyor. Bakın. Durum biti sıfırsa 1 oluyor. Durum biti 1 olduğunda ise sayıcı yeniden sıfırlanıyor. Yani sayıcı ne zaman sıfırlanacak? Bir sonraki duruma geçtiğimden. Bir sonraki duruma geçtiğimi ben neden anlıyorum? Durum biti 1 ise. Peki durum bitleri ne zaman 1 olacak arkadaşlar? Her durumda sayıcıyı kontrol edip sayıcının benim belirlediğim cycle süresini aştığında durum bitini 1 yapıyorum bakın. İşte kombinasyonel devrede bu arkadaşlar. Kombinasyonel devrede sırayla çalışma işlemi, durumlardaki çalışma işlemini gerçekleştiriyorum. Bunu tabii ki case yapısıyla arkadaşlar biz zaten işte çarpma ve bölme işlemini yaparken oradaki durumlar arası geçişi yine case yapısıyla gerçekleştirmiştik. Case yapısı burada en temel faktör. Ama çarpma ve bölmede programlama tekniğiyle durumlar oluştururken ne yaptık arkadaşlar? Manuel olarak geçişi gerçekleştirdik. Bu da tabii ki riskli. Bakın riskli. Nasıl riskli? İşte örneğin mesela çarpma işleminde 4 bitlik sayıları 2 tane sayı çarparken ne yapacağız? Kaydırmamız gerekecek. Kaydırırken döngü orada çok önemli. Döngü aşabilir, açtığında oradaki indeksi etkileyebilir. Dolayısıyla bunların hepsi risk. İşte burada o riskleri ne yapmış oluyoruz? Biz azaltmış oluyoruz. Şimdi kombinasyonel devrem neye göre ilerliyor? Şimdiki sinyaline göre. Şimdiki sinyal neyi ifade ediyor arkadaşlar? O anki durumumu ifade ediyor. Bakın o anki durumumu ifade ediyor. Şimdiki boşta ise ki buraya bakın açıklama satırı belirtmişim. Ben 3 cycle demişim. Boşta durumu 3 cycle çalışacakmış. Bu durumdayken hemen sonraki durumu başla olarak atıyorum arkadaşlar. Bakın başla. Yani ben boşta durumunda sonraki geçeceğim durumu sonraki sinyale atıyorum arkadaşlar. Sonraki sinyalim başla değerini alıyor. Dolayısıyla buradaki durumun bittiğinde ne zaman bitecek? İşte sayıcı ile bitecek. Sayıcı her clock'ta artacak. Şurada bakın onu zaten göstermiştik bakın. Sayıcı her durumda artıyor bakın. Her durumda artıyor. Sayıcı artacak. Sayıcı 2'den büyükse durum biti 1 olacak bu sefer. Bakın. Durum biti 1 olacak. Durum biti 1 olduğundan olacak arkadaşlar. Durum biti 1 olduğunda şimdiki eşittir. Sonraki olacak. Sonraki neydi? Başlaydı. İşte şimdiki başla olacak. Case yapısı clock'ta bakacak. Şimdiki ney? Başla. Buradaki durumdan devam edecek. Burada farklı bir şey var. Nasıl bir şey vardı? Durum diyagramında başta da ya yıkıya geçebilir veyahut da duruluya geçebilir diye. Bunun için de bir ben durula biti diye bir şey tanımlamıştım burada arkadaşlar. Şimdi ona bakıyor. Durula biti 1 ise duruluya geç. Değilse yıkıya geç. Bakın durula biti 1 ise buradaki durumdan bahsediyoruz. Başta durumunda. Durula biti 1 ise durulaya değilse yıkıya geç diyor arkadaşlar. Ve 3 cycle'mış bu. Sayıcı tekrar işte işlemleri burada gerçekleştiriyor. Burada herhangi bir yıkama işlemi gerçi şu anda yıkama işlemine başlamış oluyoruz aslında. Burada başka bir işlem yapacaksak kodumuzu buraya yazıyoruz tabii ki. Buradaki şey o amaç o. Kodu yazdık. Kodu yazarken aynı zamanda işte durumu yönetmek için de bu ifadeyi mutlaka ekliyoruz. Bakın burada mutlaka var. Burada var. Her bir durumda mutlaka var. Nerede var? Durumun başında veya sonunda mutlaka bunu koyuyoruz. Çünkü durumun yönetimini ben bu ifadeyle gerçekleştiriyorum. Sayıcı 2'den büyükse durum bitini 1 yap. Durum biti 1 ise zaten ne oluyor arkadaşlar? Şimdiki eşittir sonraki oluyor. Şimdiki burada neymiş? Bakın. Şimdi sonraki neymiş? Durulaymış bakın. Dolayısıyla şimdiki sonraki olduğunda ben işlem biti, durula biti 1 ise durulaya geçiyorum. Bunu atlıyorum. Durulaya geçiyorum bakın. Aynı şekilde hemen duruladan sonraki neymiş arkadaşlar? Sıkma. Bakın. Sıkmayı burada ne yapıyorum? Atıyorum. Burada işlemi gerçekleştiriyorum ve tekrar burada 5 sayılmış bakın. 4'ten büyük ise sayıcı durum bitini 1 yap ve sonrakine geç diyorum. Aynı şekilde sıkmayı gerçekleştiriyorum. Burada mesela 7 sayılmış. 6'dan büyükse bir sonrakine geçiyor. Bitir de 3 sayılmış. Bakın. Bitir de sonra boşta durumuna geçiş yapıyorum arkadaşlar. Evet. Simülasyona bakalım. Göstergemiz burada. 0, 1,
3 diye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu durumu gösteriyor. Hangi durumda olduğumu gösteriyor. Bakın. Şimdiki eşittir boşta. Bakın. Sonra başlıya geçiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdiki boştayken sonraki başlı oluyor. Bakın. Şimdiki başlayken sonraki durulu oluyor. Bakın. Hep bir sonraki durumu gösteriyor. Sonraki. Şimdiki durulayken sonraki sıkma. Bakın. Yıkamaya geçmemiş. Durum biti birmiş. Evet, turla biti birmiş. Turla biti bir olduğu için turla biti bir olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Bakın. Turla biti bir ise turulaya geçiyor. Yıkayı atlıyor demiştik arkadaşlar. Burada zaten onu atlamışız. Sıkmaya geçmişiz. Bakın. Her birinde bakın şimdi. Şimdiki boşta. Boşta 3 cycle demiştik. Bakın 3 cycle. Başlada 3 cycle demiştik. Bakın 3 cycle. Durula da 3 cycle. Özür diliyorum. 5 cycle mı? 6 cycle demiştik. Durula da 5 cycle demişiz. 5 cycle. Sıkmada 7 cycle demişiz. Bakın 7 cycle. Ve en son bitirdi arkadaşlar. Ve son aşamada yine boşta durumuna geçiş yapıyor. Durum biti. Bakın durum biti. Bir sonraki duruma geçerken tetikleniyor. 1 oluyor arkadaşlar bakın. Diğer durumlarda hep 0. Bir sonraki duruma geçerken 1 oluyor. Ya bir sonraki duruma ben neye göre geçiyorum aslında? Durum biti 1 ise geçiyorum bakın. Durum biti 1 ise geçiyorum. Durum biti 1 ise bir sonraki duruma ne yapıyorum? Geçiyorum arkadaşlar. Evet, simülasyonda bu şekilde arkadaşlar. Son durum makineleri bu şekilde tanımlaması, kullanılması bu. Bu dersin ikinci kısmında bölme işlemiyle alakalı biz bir durum makinesi oluşturacağız ve bölme işlemini son durum makinesiyle gerçekleştireceğiz. Tabi buradaki son durum makinemiz, burada kullanmış olduğumuz mor durum yapısı arkadaşlar. Genelde mor makinesi sık bir şekilde kullanılıyor ama girişten alacağımız değer bizim çıkışımızı etkileyecekse tabii ki orada maili ne yapacağız? Kullanacağız demektir. Ama biz her zaman o anki duruma bakarak işlem yapıyoruz. O anki duruma bakarak işlem yapıyoruz. Burada mesela onu yaptık. O anki duruma bakıp işlem yaptık. Dolayısıyla bu mor durum makinesi olarak bizim bildiğimiz bir model arkadaşlar. Evet, dersimiz burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki kısımda dediğimiz gibi bölme işlemini sonu durum makinesi modeliyle gerçekleştireceğiz. Şimdilik hoşçakalın.